Bugün seninle kutlaşma oyunu oynamak istiyorum. Bilmeyenler için oyunun nasıl oynandığını kısaca hatırlatayım. Elimde 5 tane kutu var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu bölümde saydığım 5 kutunun içinde 5 farklı şey var. Şimdi ben sana kutuları göstereceğim. Sen de kutuların içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Kutuların içinde ne olduğunu bilebilmen için sana ipuçları vereceğim. Bakalım hepsini doğru tahmin edebilecek misin? Hazırsan başlayalım. İlk kutumuz gelsin. Bakalım bugün ilk kutumuzdan ne çıkacak? Ay, hareket etti. O zaman ilk ipucumuzu hemen söyleyeyim. İlk kutumuzun içinde bir canlı var. Evet evet, bu bir canlı. Kutumuzun içinde sevimli bir hayvan var. Ama bir sürü hayvan var. Acaba bizim kutumuzun içinde hangisi var? Peki senin en sevdiğin hayvan hangisi? Ben bütün hayvanları çok severim. Hadi şimdi ikinci ipucumuzu söyleyeyim. Bizim kutumuzdaki sevimli hayvanımız balık yemeyi çok sever. Balık yemeyi çok seven sevimli bir hayvan. Acaba hangisi olabilir ki? Benim aklımda birkaç hayvan var. Ama acaba hangisi? En iyisi son ipucunu da vereyim. O zaman kesin tahmin edebileceksin. Bu sevimli hayvanımız miyav miyav diye ses çıkarır. Miyav diyen bir hayvan. Sanırım ben buldum. Sen de bulabildin mi? Artık kutuyu açalım mı, ne dersin? Açalım. Hadi açalım bakalım. İlk kutumuzun içinde ne varmış? Kedi. Evet, kedi. Ne kadar da sevimli. Ne kadar da minnoş, değil mi? İlk kutumuzun içinden sevimli bir kedi çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. Çünkü daha önümüzde tam 4 kutu daha var. Hadi şimdi ikinci kutumuza geçelim. İkinci kutumuz gelsin. Acaba ikinci kutumuzun içinde ne var? Hadi hep birlikte bulmaya çalışalım. Hemen ilk ipucumuzu vereyim. Bu bir eşya. Sen hangi eşyaları biliyorsun? Bana biraz bildiğin eşyaları sayabilir misin? Belki de o eşyalardan bir tanesi bizim kutumuzun içindedir. Bulmamızı kolaylaştırmak için ben en iyisi ikinci ipucumuzu da vereyim. Bu eşyanın genellikle 4 tane ayağı vardır. 1 2 3 ve 4. Tane ayağı olan bir eşya. Acaba ne olabilir? Benim aklıma hepimizin evinde olan bir eşya geldi aslında. Sen de aklına gelen eşyaları sayabilir misin? En iyisi son ipucumuzu da vereyim. Bakalım bu ipucundan sonra doğru tahmin edebilecek misin? Bu 4 ayağı olan eşyamızın üzerinde ders çalışabiliriz veya yemek yiyebiliriz. Üzerinde ders çalışıp yemek yiyebildiğimiz bu eşyayı bence hepiniz buldunuz. Hadi açalım bakalım ikinci kutumuzun içinde ne varmış? Evlerde bulunur, değil mi? Bence sizin evinizde de en az bir tane masa vardır. İkinci kutumuzun içinden masa çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de hiç üzülme. Çünkü daha önümüzde tam 3 kutu daha var. Hadi şimdi 3. kutumuza geçelim.
Üçüncü kutumuz gelsin. Ooo, kocaman bir kutu. Ama ipucu olmadan bulmak çok zor. Ben en iyisi ilk ipucumuzu vereyim. Arkadaşlar, bu bir araçtır. Bir araç. Ama bir sürü araç var. Acaba bizim kutumuzun içindeki araç hangisi? Arkadaşlar, bu aracımız rayların üzerinden gider. Rayların üzerinden giden bir araç. Şimdi tahmin etmek çok kolaylaştı. Doğru cevapları duyuyor gibiyim. Ama tahmin edemeyenler için son ipucumuzu da verelim mi? Evet arkadaşlar. Bu rayların üzerinde giden aracımız giderken çuf 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 diye ses çıkarır. Çuf 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 diye ses çıkaran aracımız hangisi? Sanırım ben biliyorum. Eminim sen de kutunun içinde ne olduğunu tahmin etmişsindir. Bakalım doğru tahmin etmiş miyiz? Hadi açalım bakalım. Üçüncü kutumuzun içinde ne varmış? İçinden tren çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. Çünkü daha önümüzde tam iki kutumuz daha var. Hadi şimdi dördüncü kutumuza geçelim. Dördüncü kutumuz gelsin. Ay çok merak ediyorum. Acaba dördüncü kutumuzun içinde ne olabilir? O zaman hiç bekletmeden ilk ipucumuzu vereyim. Bu bir meyve arkadaşlar. Sağlıklı büyüyebilmemiz için meyve ve sebzeler çok önemlidir biliyorsunuz ki. Bu yüzden her gün bol bol meyve ve sebze yemeyi unutmuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Peki sen en çok hangi meyveleri seversin? Belki de senin en çok sevdiğin meyve bu kutunun içindedir. Neden olmasın? Evet arkadaşlar. Bu meyvemizin rengi kırmızıdır. Kırmızı. Rengi kırmızı olan bir meyve. Bunu tahmin etmek çok zor. Çünkü rengi kırmızı olan bir sürü meyve var değil mi? O zaman son ipucumuzu da verelim. Bu meyvemiz yaz meyvesidir. Ben bu meyveyi yemek için yaz mevsiminin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba rengi kırmızı olan yaz meyveleri hangileri? Bana bildiğin yaz meyvelerini sayabilir misin? Aslında benim aklımda birkaç tane var. Ama tam tahmin edemedim. Senin tahminlerin var mı? Hadi açalım bakalım. Dördüncü kutumuzun içindeki meyveyi doğru tahmin edebilmiş miyiz? Dördüncü kutumuzun içinden lezzetli, mis gibi kokan bir çilek çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülmek yok. Çünkü önümüzde bir kutumuz daha var. Hadi şimdi beşinci kutumuza geçelim. Beşinci kutumuz gelsin. Evet, geldik bugünkü son kutumuza. Acaba içinde ne olabilir? Hemen ilk ipucumuzla başlayalım. Arkadaşlar, bu kutumuzun içinde bir eşya var. Bir eşya. Acaba hangi eşya? Günlük hayatımızda kullandığımız bir sürü eşya var. Acaba bizim kutumuzdaki eşyamız hangisi? Tahmin edebilmemiz için hemen ikinci ipucumuzu da vereyim o zaman. Evet, bir eşya. Ama bu eşyayı kullanıp kullanmamamız gerektiğine doktorlar karar verir. Çok güzel bir ipucu. Demek ki bu eşyayı kullanmak için önce doktora gitmeliyiz. O zaman artık son ipucumuzu da vereyim. Bu ipucundan sonra eminim ki hepiniz doğru cevabı bulacaksınız. Bu
eşya eğer gözlerimiz çok iyi görmüyorsa daha iyi görmemizi sağlar. Daha iyi görebilmemizi sağlayan bu eşyanın ne olduğunu sanırım ben biliyorum. Sen de bulabildin mi? Hadi o zaman açalım bakalım. Son kutumuzun içinde ne varmış? Arkadaşlar, bazen büyüklerin taktığı gibi çocukların da gözlük takması gerekebilir. Eğer doktor sana gözlük takmanı söylediyse sen de gözlüğünü kullanmayı unutmamalısın. 5. kutumuzun içinden gözlük çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. Evet, bugünlük kutularımız bitti. Umarım çok eğlenmişsindir. Bakalım bugün kutularımızdan neler çıktı? Kedi, masa, tren, çilek ve gözlük. Peki sen kaç tanesini doğru tahmin edebildin? Umarım hepsini doğru tahmin edebilmişsindir. Eğer doğru bilemediysen de üzülme. Bir sonraki kutu açma videomuzda daha iyisini yapabilirsin. Eğer videomu beğendiysen ve daha fazlasını görmek istersen bu videomu beğenip kanalıma abone olabilir misin? Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.